İyi akşamlar Eskişehir Net izleyicileri. Bir Vakti Saat programı ile daha yine karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok değerli bir uzman konuğumuz misafir. Kendisi göz hastalıkları uzmanı Sayın Erdal Kavadere. Hoş geldin abi, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ ol, valla kendimden bıktıracağım. Hastanede görüşüyoruz, karşı komşu bir de burada. Evet, hep birlikte, hanımlar kıskanacak artık. Beraber olmak güzel Muratcığım, seninle. Abi, İyi akşamlar diliyorum ben de tüm izleyicilerimize. Şimdi Erdal abi tabii göz üzerine yıllardır tecrübesi, Eskişehir'de çok iyi biliniyor. Tabii bunun yanında az yapılan retina cerrahisiyle ilgili de konuşacağız. Yapan merkez az Türkiye genelinde. Evet. Onlardan birisi de sizin bulunduğunuz ünite. Sen de çok sık yapıyorsun abi. Katarakt konuşalım diye planlamıştık ama sonunda yine o konuyla da ilgili bizi bilgilendirirsen, sonuçta sevinirim. Sadece Eskişehir için değil, Türkiye'de az bir merkez olduğu için halkımız bunu bilsin. Bizim burada yapılan güzel şeyler var. Şehrimiz adına gurur verici bir şey. Şimdi abi, hep katarakt olmuş bizim yaş grubuyla sizin yaş grubu, hasta grubu çok benzer. Bizde de ileri yaşta kalp hastalıkları oluyor. Birçok hastamızda kesişiyor tabii. Katarakt ne abi? Gözün neresine ne oluyor da katarakt oluyor? Bir gözü basitçe anlayabileceğimiz gibi anlatıp sonra da ne değişiklikler oluyor onu bize aydınlatabilirseniz çok sevinirim. Aslında bir gözümüz bir fotoğraf makinesi gibi. Gözümüze gelen ışınlar önce gözün en ön kısmından saydam korneadan geçtikten sonra gözün merceğinden geçiyor ve görme noktamıza, retina dediğimiz veyahut da A tabaka diye Türkçe'ye çevirdiğimiz tabakaya düşüyor ve biz böylece görme olayını gerçekleştiriyoruz. Ancak ilerleyen yaşla birlikte gözün içindeki bu mercek şeffaflığını yitirerek matlaşmaya başlıyor. Yani hatta dışarıdan bile çok katarak eğer çok olgunlaşırsa, siz dışarıdan göze bir ışık tutarak baktığınızda normalde göz bebeği kırmızı veyahut da siyahtır. Işık tutarsanız siyah olarak görürsünüz. Göz bebeği siyahtır. Bunu beyaz olarak görürsünüz. İşte bu mercek beyazlaştığı zaman, matlaştığı zaman biz buna katarak diyoruz. Katarak birçok sebepten olmakla birlikte en sık sebebi yaşlılık. Yaşa bağlı olarak oksidasyon meydana gelmesiyle lenste katarak beyazlaşıyor ve şeffaflığını yitiriyor. Ama bunun haricinde katarağı her yaş grubunda 0'dan 90'a kadar her yaş grubunda görmekteyiz. Yani konjenital kataraklar var. Biz bunlara doğuştan kataraklar, annenin geçirdiği hastalıklar vesaire olabilir. Bazı doğumsal anomaliler olabilir. Çocuklarda da katarak görülebilir. Onun için mutlaka doğumda da zaten bir ışık tutup kırmızı göz reflesini görmeye çalışıyoruz ki herhangi bir katarak olmasın diye. Onun haricinde katarak darbelere bağlı olabilir. Veyahut da kullandığınız özellikle kortizonlu, steroidli ilaçları çok kullanıyorsanız Muratçığım, bunlara bağlı olarak da katarak gelişebilir. Ama en çok tabii ki belki de %95'i, kataraktın %90-95'i senil katarak dediğimiz yaşa bağlı, yani yaşlılığa bağlı katarak. Ancak son yıllarda nedense katarağı daha genç yaşlarda da görmeye başladık. Özellikle arka subkapsüler dediğimiz katarak cinsini artık bunun herhalde bir bu zararlı güneş ışınlarının da etkisi var. Daha genç yaşlarda da 40'lı yaşlarda 50'li yaşlarda da katarak görmekteyiz. Peki abi, bu 40-50 yaşlarda görünüyor da bu senil yaşlığa bağlı olan katarak özellikle kaç yaşından sonra daha çok görülüyor ve ne sıklıkta, rutin zaten hani gözü bozuk olanlar belli bir süreyle olmalı değil mi muayene? Tabii. Onun genellikle dışında da tarama amaçlı kaç yaşından sonra daha sıklaşmalı? Bununla ilgili bizi bilgilendirirseniz sevinirim. Kataraktın belirtilerinden bahsetmek lazım. Katarak geliştiği zaman kişide puslu görme, çift görme veyahut da karşıdan gelen ışınların saçılmasına bağlı olarak ışıktan rahatsız olma hissi gibi belirtiler olur. En sık da görme azlığını, yani bir kişi bir sağ gözünü bir sol gözünü kontrol ettiğinde yavaş yavaş ben dumanlı görüyorum. Zaten hastalar geldiğinde söyler, ya birkaç aydır ben giderek görmem azaldı, dumanlı görmeye başladım demeye başlar. Ama en sık biz tabii katarağı 60-65 yaş üstünde görüyoruz. Dünyada biliyorsun katarak ameliyatı en çok yapılan ameliyat. Yani katarak neredeyse
olmamak mümkün değil. Eğer insanın yaşı yeterse mutlaka katarak oluyor. Bazen işte hastalarımız şöyle bir yanılgıya düşüyor. Amca veya teyze 90 yaşına geliyor, 95 yaşına geliyor. Yaşlı diye ya diyorlar işte hani yaptırmayalım nasıl olacak vesaire diye bazen beklediğim hastalar oluyor. Ben herhalde en fazla 103 yaşında bir hastayı yapmıştım. Hakikaten zor, iki koluna girip, iki kardeş de hatta birisi 97, biri 103 yaşındaydı. Koluna girerek getirmişlerdi. Zor yürüyorlar ama herkes görmek istiyor. Yani yürümesi oluyor, şey yapması oluyor ama yaşlı da olsa inanın ki görmek gibisi yok. Ve biz gözünü açtığımızda katarak ameliyatı olduğunda çoğunlukla ben ya da öyle hissediyorum ama bilmiyorum ama ertesi gün yüzünü gördüğünüzde sanki o hasta 10 yaş gençleşiyor. Yani yüzünde bir gülümseme, seni fark ettiği için, şey yaptığı için bir boşananlar gülümseme. Boşananlar oluyor mu abi ertesi gün görüp de? Boşananlar değil de şu çok şikayet oluyor. Özellikle bayanları ameliyat ettiğimizde ertesi gün eşi niye bunun gözünü açtınız? İşte halıyı beğenmiyor, yok işte solmuş diyor. Yani halı diyor, solmuş diyor. Fark etmiyormuş hanım onu evde. Ya bu halının değişmesi lazım, yok işte tül perde şöyle vesaire. Detayları görmeye başlıyorlar tabii. Hiç görmüyormuşuz diye söyleniyorlar. Bu şekilde bazen değişik olaylara karşılaşıyoruz. Peki. Abi kataraktın tedavisi sadece cerrahi mi? Cerrahi. Kataraktın şu anda bilinen tek tedavisi cerrahi tedavi. Ancak tabii teknoloji çok hızlı ilerledi. Yani biz ben yaklaşık işte 20 kaç sene oldu? 22-23 sene oldu. O kadar hızlı ilerledi ki yani eski cerrahiler yok artık. Yani eskiden çok eskiden hatta hocalarımızdan dinlerdik. Katarak hastası yatırılması vesaire. Şimdi öyle değil. Hasta ayaktan geliyor. İşte bir damla konuluyor gözüne, sonra damla anestezisi altında, topikal diyoruz biz buna. En çok korktukları şey, eskiden biz öyle yapardık çok eskiden, şu gözünün kenarından iğne vururduk ve o iğne hakikaten acıtırdı. İğneden çok korkarlardı ama şimdi iğne de yok, damla anestezisiyle yaklaşık 10-15 dakika süren bir cerrahiyle hastayı evine taburcu ediyoruz. Yani bir dikiş kullanılmıyor, bir şey yapılmıyor. Halk arasında lazerle denilen FAKO yöntemiyle yapıldığı için ağrısız, kolay bir cerrahi olduğu için de çok yapılıyor. Yani hatta şöyle söyleyeyim, hani bir gözünü yapıyorsunuz, ertesi gün iki gün sonra geldiğinde bunu ne zaman yapacaksınız diye hasta kendisi soruyor yani. Hemen ötekinin de açılmasını istiyor gözünün. Katarakta ama son zamanlarda en çok, belki oraya geleceğiz, en çok gelişmeyi merceklerde yaşıyoruz. Göz içine koyduğumuz mercekler gitgide hakikaten her gün değişiyor. Yani amcam bir şey soracağım, 1-2 senedir çok hızlı değişiyor. Şimdi ameliyatın FAKO'yu anlattığınız şey, kanaması az oluyor değil mi? Çok kanama yok. Yok. Yani o yüzden, çünkü ameliyatlardan önce biz de kalp doktoru olduğumuz için genelde kanama yönünden öneriler hep alınır. Sizden pek gelmiyor. Ben de kanama olmadığını düşün. Ya da kadarsa kanasın mı diyorsunuz? Yok, hayır hayır. Yok, takılıyorum. Bizde katara bizde göz cerrahisinde aslında en korktuğumuz şeylerden birisi şeydir, kanamadır. Yani ufak bir kanamaya bile biz 1-2 cc'lik kanama bile bizim görüntümüzü bozduğu için, aslında belki hayati riski yoktur ama görüntümüzü bozduğu için biz kanamadan korkarız ve kanamayı hiç istemeyiz. Ama katarak cerrahisi korneal girişle yapıyoruz. Kornea damarsız ve şeffaf, damar yok. Ondan sonra gözün içindeki mercek şeffaf, gene damar yok. Yani damarla uğraşmadığımız için herhangi bir kanama riski yok. Eskiden, çok eskiden bazı işte bu kan sulandırıcıları kesiliyordu vesaireydi ama son zamanlarda diyorum ya, biz beceriler de arttı, şeyler de arttı. Çoğunlukla şu anda doktorların çoğu özellikle kesmiyor kan sulandırıcı. Çünkü kan sulandırıcı kestiğiniz zaman başka komplikasyon riski var. Evet. Ondan dolayı kesmeden hallediliyor yani bir 10 dakika içinde. Vallahi ellerinize sağlık zaten. Ben de görüyorum amcalar, teyzeleri. Gözler kapalı. Gözler kapalı. Bir gün sonra canavar gibi geziyorlar. Peki abi, az önce siz girdiniz de bizim stent teknolojisi gibi. Hani teknoloji tıpta ve askeri alanlarda çok hızlı ilerliyor. İlk etkilenen yerler oluyor. Bizim stentler de yani
çok eskilere göre çok çok farklı artık. Evet. Sizin de bu lenslerinizle ilgili değişiklikler var. Akıllı lensler var. Özellikle çok moda duyduğumuz. Halk arasında. Bunlarla ilgili bilgi verebilir misiniz abi? Şimdi gözün içine biz çok eskiden katarağı alıyorduk. Mercek koymuyorduk. Hatta yani belli bir yaşın üstündeki insanlar hatırlar. Dedesi, ninesi 10 numara, 13 numara şişe debi gibi camlar takarlardı. Hı hı. Çünkü gözün içine mercek koymazsanız böyle yüksek numaralı gözlükler takmak zorundasınız. Ama bu son 25-30 yıldır mercekler çıkmasıyla birlikte göz içine takılan mercekler çıktı. İlk önce işte düz, bizim monofokal dediğimiz tek odaklı mercekler, hatta katlanamayan biraz daha cam şeklinde olan PMMA dediğimiz onlar vardı. Ondan sonra bu katlanabilen akrilik mercekler çıkmaya başladı. Bu mercekler sayesinde hastalar şu anda o kadar ilerledi ki hem uzağı hem yakını görmesi mümkün olan mercekler çıktı. Biz bunlara akıllı mercekler diyoruz. Yani hastayı artık katarak ameliyatı şöyle olmaya başladı. Bir yandan da bir gözlükten kurtulma ameliyatı da olmaya başladı. Birçok hasta hatta katarağı az da olsa bazen gelip böyle isteklerde bulunuyor. Yani ben bu gözlüğümden nasıl kurtulabilirim, nasıl yapabilirim diye. Eğer gözü uygunsa şeffaf dediğimiz bizim şeffaf lens çıkartımı ve yerine yapay mercek koyarak gözlükten de kurtarılıyor. Akıllı lensi demesinin amacı aslında lens akıllı değil tabii sonuç olarak ama değişik odakları var üstünde. O odaklar sayesinde hasta uzağa baktığında uzağı ara mesafelere baktığında ara mesafeleri ve yakına baktığında da yakını görüyor. Böylece hasta aslında bir nevi kataraktan kurtulurken gözlükten de kurtuluyor. Özellikle belli yaşın üstündeki insanlar bilir. Yani yakını görmek çok önemli bir şey. Yani yakını görmüyorsanız gerçekten sıkıntı duyabilirsiniz. Yakını görmek istersiniz. Bundan dolayı hastalara büyük bir kolaylık olarak diye düşünüyorum ben bunu. Ve öneriyoruz yani hastalarımıza. Abi, hep başarıyla yapıyorsunuz. Görüyorum bir yapılmamız gereken hasta grubu var mı? Kontraindikasyonu var mı? Yani şu gruba yapılmamalı denilen bir grup var mı? Şimdi çok odaklı lenslerde özellikle inceleyip sık döküyoruz. Çünkü eğer hastaya biz bunu öneriyorsak hasta fayda görmesi gerekiyor. Yani siz çok odaklı bir merceği taktığınızda hasta eğer göremiyorsa mutsuz oluyor. Bundan dolayı da hastalıkta kesinlikle gözü çok sağlıklı olması gerekiyor. Örnek verelim, bir sarı nokta hastalığı var ve görme noktası hafifçe bozulmaya başlamış, kurumaya başlamış. Hastayı ameliyat etseniz, tek odaklı bir mercek dahi taksanız görebileceği diyelim %60, %50, %70 yani daha fazla göremeyecek. Çünkü gözün arkasındaki retina görme tabakası etkilenmiş. Bu hastaya takmayın. Yani bizim akıllı lens veya çok odaklı lens dediğimiz lensleri taktığımız hastalar genellikle gözü hakikaten sağlam olan. Mesela şeker hastalığı var. Şeker hastalığına bağlı gözün arkasında kanamalar olmuş, ödem olmuş, su toplanması olmuş. Biz bunlara kesinlikle bunu önermiyoruz. Hasta onun için uygun olup olmadığını mutlaka önceden bir muayeneden geçmesi gerekiyor. Değil mi abi? Detaylı zaten sizler muayenelerini detaylı muayeneden sonra yani her gelene şöyle söyleyeyim. Yani her gelen hasta ben çok odaklı mercek istiyorum dediği zaman bunu asla olmuyor yani takılmıyor. Abi göz gerçekten birçok hastalığın da aynası yani gözler kalbin aynası tansiyonu şekerin gerçekten evet, evet. Az önce söylediğiniz gibi ileri derecede kontrollü olup kontrolsüz olmadığına dair birçok bulgu elde ediliyor. Gerçekten o yönden de siz bazen farkında olmayan hastaları erken tanıyla daha ileri seviyeye gelmeden gerekli bölümlere yönlendiriyorsunuz. Hastaların genel sağlığı açısından da çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi abi katarakla ilgili ciddi bilgiler aldık. Bir de az önce söylemiştim retina cerrahisiyle ilgili de bizi bilgilendirirseniz gerçekten çok az merkezde yapılıyor. Şimdi, nedir bu? Retina neresi gözün? Ne sorunlar oluyor? Nasıl ameliyata gerek duyuluyor? Bununla ilgili bilgilendirirseniz sevinirim. Şimdi göz deyince aslında çoğu kişi
Nin aklına katarak geliyor. Yani halk arasında o kadar çok yaygın katarak ameliyatı, ama hakikaten bizim ameliyatlarımızda belki %80'i 90'ı katarak olduğu için halk da mesela görmesi azalan bir diyelim sarı nokta hastalığı var veya gözün arkasında bir zar oluştu, epiretinal membran adını verdiğimiz. Hasta geldiği zaman biraz gecikmiş oluyor bazen. Geldiği zaman niye gelmedin diye sorduğunda hastanın tepkisi şu oluyor. Çünkü çevresinden duymuş oluyor. Diyor ki ya katarak zannettik biz onu, gelmedik diyor. Ama aslında retina cerrahisi de gitgide günümüzde yaygınlaşmaya başladı. Retina cerrahisi gözün beyazından çok küçük noktalardan 3-4 yerden girerek biz gözün arkasına ulaşıyoruz. Yani gözün en arka kısmına, görme tabakasına ulaşıyoruz. Gözün nasıl bir anestezi uygulanıyor abi? Bunda retrobulber dediğimiz iğnesi. Evet, gözün kenarından uyuşturuyoruz. Gözüküyor, uyuşturduktan sonra bu retina cerrahisi biraz kısa bir cerrahi değil. Hı-hı. Yaklaşık 1-2 saat sürebilen bir cerrahi. Gözün içini boş değil, gözün içini dolduran vitreous adını verdiğimiz bir yumurta akı kıvamında bir sıvıyla dolu. Hemen merceğin arkasından tüm gözün içini dolduruyor. Bu vitreous sıvısının gözün arkasındaki görme tabakasına ulaşmak için temizlenmesi gerekiyor. Çünkü hakikaten bu biraz yapışık bir şey. Eğer bunu temizlemeden arkaya oluşup görme noktasında, yani gözün retina dediğimiz tabakasındaki ameliyatı gerçekleştiremiyorsunuz. Adı da buradan geliyor zaten. Vitreous, vitrektomi. Biz vitrektomi denilen bir aletle, vitrektörle girip tık 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 keserek yavaş yavaş o bütün gözün içindeki sıvıyı temizliyoruz. Sıvıyı temizledikten sonra görme tabakasına ulaşıyoruz. Görme tabakasında yapacağımız işlemler, mesela görme tabakasında delik olabiliyor görme noktasında. Buna maküler hol diyoruz. Veya görme noktasında bir zar oluşuyor. Buna epiretinal membran diyoruz. Veya görme tabakasının kenar kısmında bir yırtık oluşuyor. Buna da dekolman diyoruz. Bunlar niye oluyor abi? Bunlar genellikle yaşla birlikte gelişen hastalıklar. Gözün içindeki vitreous'taki değişikliklere bağlı oluyorlar. Çok nadiren yüksek miyop hastalarda retina yırtılmasını genç yaşlarda da görmekteyiz. Bazen lazer olmuş, Alzheimer lazer sonrası da görebiliyoruz. Darbe sonrası görebiliyoruz. Veyahut da en yaygın olarak şeker hastalarında yapıyoruz biz aslında. Gözü içindeki bazen bir damarın kanaması, kötü bir damarın kanaması veyahut da damar tıkanıklığına bağlı bir yeni damar oluşumuna bağlı tıkanma. Dediğim gibi o vitreous'un içini kanla dolduruyor. Önce o kanı temizliyorsunuz, sonra arkadaki zarları toparlıyorsunuz, onları tedavi ediyorsunuz. Bu vitrektomi dediğim gibi biraz daha incelikli gerektiren, biraz daha meşakkatli bir ameliyat. Ama bunu gayet güzel uyguluyoruz bizim kliniğimizde de. Zaten biz senelerce Sayın Hocam var. Sayın Hocam'la birlikte çalışıyoruz. Bu şekilde kliniğimizde abi yapıyoruz. Ben vitreous ile ilgili merak ettiğim bir şey, o sürekli değişiyor mu? Yani yapımı, yıkımı olan sürekli değişen bir sıvı mı, yoksa doğuştan itibaren o orada kalan bir sıvı. Kalan mükoz. Bu vitreous zaten gözün içinde olan, sürekli değişen bir sıvı, yapımı ve şeyi olan bir sıvı değil. Vitreous sürekli var ve vitreous gitgide yaşla birlikte kesifleşmeye, saydamlığını yitirmeye başlar. Birçok böyle 50-60 yaşın üstünde, 60 yaşın üstünde özellikle çevrendeki insanlara sorarsan çoğu söyleyecektir. Ya benim gözümde işte sinek uçuşuyor, şöyle bakıyorum böyle gidiyor, böyle bakıyorum böyle gidiyor. Aslında o vitreous'un içinde opasiteler oluşmaya başlıyor. Vitreous yapısı bozulmaya, dejenere olmaya başlıyor. O opasiteleri insanlar görmeye başlıyor. Hatta çoğu zaman yakalamaya çalışıyorlar. Yani yakalamak istiyorlar onu ama yakalayamıyorlar. Ama bizim açımızdan şöyle önemli vitreous. Eğer vitreous dejenere olduktan sonra büzüşmeye başlıyor ve görme tabakasından büzüşerek ayrılıyor. Biz buna arka vitre dekolmanı adı veriyoruz. Eğer bu büzüşme ve görme tabakasından ayrılma sırasında kişide görme tabakasında bir ince zayıf yer varsa orada yırtık oluşturuyor. Yırtığı eğer kişi fark etmezse, bu retina yırtılmasını fark etmezse, birkaç gün içinde de görme tabakası kararıyor ve dekolman gelişiyor ve
eğer ameliyat olmazsa da bunun sonu körlük. Yani abi, bir katarak gibi değil. Belli bir süresi var mı? Hani böyle embol attığında vesaire, yani bir göze pıhtı vesaire attığı zaman ilk iki gün özellikle şöyle, önemli oluyor. Bunda çok da... iyi söyledin Muratçığım. Valla çok güzel söyledin. Şöyle ki, eğer gözün içindeki bu yumurta akı gibi sıvı büzüştüğünde erken yakalarsak, gerçekten hiç ameliyata gitmeden bizim lazerle o yırtığın çevresini yani lazer yanığı yapıyoruz. O şekilde orası bir perçin gibi düşün. Aha. Yapıştırmış oluyoruz. Görme tabakası kabarmıyor. Eğer bir kişi gözünde bu uçuşmalarla birlikte bir ışık çakması olursa veyahut da bir kurum yağması, bir damar da yırtılabilir bazen. Kurum yağması gibi görebilir bunu. Kanama o zaman. Kurum yağması olursa mutlaka hemen bir doktora gitmesi lazım. Biz bunları çok detaylı inceliyoruz. Hı hı. Göz bebeğini büyütüyoruz. Gözün bütün kenarlarına bakıyoruz. Eğer dediğim gibi bir yırtık tespit edersek hemen orayı lazerliyoruz. Hakikaten çok 1-2 saatlik bir ameliyattan kurtarıyoruz. Çok büyük kişinin, yani aslında çok büyük bir ameliyattan. Çünkü ameliyat belki ettikten sonra kaybetmekten kurtuluyor, riskinden kurtuluyor. Çok basit bir muayene. Hatta bu ayrılma diyeyim ya da büzüşme birkaç gün sürdüğü için birkaç kere de kontrole çağırıyoruz. Yani bugün bakıyoruz, 2-3 gün sonra, 2-3 gün sonra, 2-3 kere kontrole çağırıyoruz. Eğer bir yırtılma varsa bunu dediğim gibi lazerle yapıştırıyorsunuz, onarıyorsunuz. Hiç ameliyata gerek kalmıyor. Çok iyi bir şey yani. Ama gecikirse kişi, o zaman vitrektomi ameliyatına gidiyor. Vitrektom ameliyatında dediğim gibi vitreosu temizliyoruz. Ondan sonra o görme tabakasını yerine oturtturup gözün içine bazen silikon bazen gaz veriyoruz ve pozisyon oluyor. Aslında hastaları biraz da ameliyattan çok bu pozisyon verdiğimiz pozisyonlar, yüzüstü pozisyonlar yoruyor. Yoruyor ama tabii göz kurtarıcı hareketler bunlar. Aslında hani kanserden korkma, geç kalmaktan kork diyorlar ya. Retina cerrahisi de aslında biraz buna yakın. Retina cerrahisi de öyle. Bütün sağlıkla ilgili işler de aslında böyle değil mi abi? Bizde de böyle ilk bir saatte özellikle kalp krizleri ciddi mortal oluyor, ölümcül oluyor. Yani geç kalmadan geliyor. Ha, biz yatırıyoruz, tedavi verip beklettiğimiz vakalar da oluyor yerine göre. Tabii onun tercihi uzman ellerin becerisine bırakılmalı. Bırakın. Ama bir vücutta bir anormallik gördüğümüz zaman farklı bir şeyi geçer diye beklememek lazım. Emeğimiz kalsın, en kötü bir muayene olur. Zaten artık doktora ulaşmak çok çok kolay. Bir yarım gün ayrıldığında belki olası işte sizin hastalığınızda göz kaybından kurtuluyor. Bizde ölümden kurtulma ihtimali oluyor tabii. Katarakta özellikle, katarakta Murat'cığım vaktimiz var mı bilmiyorum ama katarak eskiden çok, biz katarak iyice olgunlaştığı zaman, bembeyaz olduğu zaman biz buna matür katarak diyoruz. Matür katarak eskiden çok yapardık. Yani bundan 15-20 yıl önce hakikaten kırsaldan, köyden matür katarak çok gelirdi. Ama dediğim gibi teknoloji ilerledi. İnsanlar doktora rahat ulaşıyorlar artık. Biraz korkmuyorlardı belki, komşusundan duyuyorlar, ondan duyuyorlar, hemen gidip ameliyatlarını oluyorlar. Matür kataraklar çok azaldı ama şu son 1-2 aydır matür kataraklar yeniden arttı bu pandemi sebebiyle. Abi 3 yani, ay fark ettiriyor mu o kadar bir anda motorleşiyor işte mu? Şöyle ya, diyor ki ya ben zaten hesaplıyordum işte Mart'ta olacaktım diyor. Hani zaten katarağı varmış. Hı hı. Mart'ta, Şubat'ta, Mart'ta olacakmış, işte olurum diye düşünüyormuş. O ara pandemi girmiş, 2-3 ay içinde zaten %90 olgunlaşmış olan şey iyice %100 olgunlaşmış oldu. Gerçekten eskiye hissettik yani. Sen. Yok yani, hallettik, onda çözüldü zaten ama özellikle Haziran ayında biraz matür fazla yaptık. Ama bu ay gene azaldı yani. Abi dediğine ben de çok katılıyorum. İşte ulaşılabilirlik artık çok daha kolay. Hani toplum bilinci çok önemli. İnsanlar birbiriyle konuşuyor, fayda gördüğünü birbirlerine aktarıyorlar. Sosyal medya çok önemli. Bizde kalp eklem romatizmalarında kalp kapak tutulumu çok olurdu eskiden. Artık bizim de 20 yıl oluyor meslekte. Evet. 20 yıl öncesinde çok sık görüyorduk. Şimdi artık böyle eklem romatizmasına bağlı kalp kapak tutulumu çok daha az görüyoruz. Peki abi bu sarı nokta hastalığı ile ilgili de bize kısaca bir bilgi verirsen. Şimdi aslında sarı nokta üst üste seni de katarak diye başladık her tarafta. Sarı nokta hastalığı da
Gözün görme tabakasını, retinayı, görme noktasını, makula diyoruz biz oraya. Gözün içindeki göz aslında. Orada bir damarsal zarın oluşması, buna neovasküler membran ismi veriyoruz Latincesi. Zar oluşması, bu adı üstünde yaşa bağlı makula dejenerasyonu. Gene bizim yaşla birlikte olan bir hastalık. Yaklaşık son 10-15 yıldır bu sarı nokta hastalığı 10-15 yıl önce tedavi edemiyorduk. Gerçekten lazerler vardı, fotodinamikler vardı, bilmem neler vardı ama yapılıyordu. Ama çoğu hasta gözünü kaybediyordu tedavi etsek bile. Ama şu yaklaşık 10-15 senedir gözün içine anti-VEGF dediğimiz anti-vazoendotelial growth faktör salgılanmasını inhibe eden yeni ajanlar çıktı, ilaçlar çıktı. Bu ilaçlar sayesinde görmeyi kurtarabiliyoruz. Hatta görmeyi eski düzeyine bile erken yakalanırsa görmeyi bile koruyabiliyoruz. Onun için özellikle kırıklı görme hastalarda en büyük şikayetlerden birisi bu. Kırıklı görme. Işığa bakınca mı daha çok belli olur abi? Yok, aydınlıkta yerdeki karolar, çizgiler, duvardaki çizgiler veyahut da merkezi santral yani merkezi görme de azalma oluyorsa belli bir yaşın üstünde bunların geç kalmasını istemiyoruz. Katarakta mesela katarak yavaş yavaş görmeyi azaltır. Ama katarak haricindeki bu acil durumlar, bu damar tıkanıklığı olur, işte sarı nokta hastalığı olur vesaire bunlar hızlı görmeyi azaltır. Eğer gözde hızlı görme azalması varsa inanın ki ne kadar erken giderseniz o kadar erken tedavi olabilirsiniz. Peki abi bu aylık belli aralıklarla göze iğne yapılanlar bu sarı nokta hastalığı ile ilgili değil mi? İlerlememesi evet, için. Evet. İşte şey bunlar. Şöyle bir aslında iğne çok etkili. Gerçekten 2-3 doz iğne yaptığı zaman hasta görmesi geri geliyor. Çok güzel gördüğünü söylüyor. Görmesinin düzeldiğini söylüyor. Maalesef hastalığın doğası gereği hastalık nüksedebiliyor, tekrarlayabiliyor. Yani kenarından filizlenebiliyor gene. Siz o filizlenirse yeniden iğneyle onu baskılamanız gerekiyor, iğne yapmanız gerekiyor. Biraz uzun bir yol ama inanın ki bir özellikle ben şunu görüyorum mesela eskiden bir gözünü kaybetmiş sarı nokta hastalığından dolayı kaybetmiş hasta kesinlikle iğnelerini aksatmıyor. İğne evet biraz fazla gerekebiliyor ama yıllar içine baktığınızda mesela ilk sene diyelim 5 iğne gerekti, 7 iğne, 3, 4 iğne neyse bu yıllar içinde 2. 3. 4. sene iğne sayıları bir bakıyorsunuz bir yıl içinde belki 1-2 iğne yapmışsınız. Tabii kontrol altında olan hastalar için. Evet yani uzun süre bir takipte öyle hastalarımız var. Uzun süre 4. 5. senede artık iğne sayısı iyice azalmış. Hasta hatta öyle gerektiği zaman kendisi diyor ya benim iğne vaktim geldi deyip çıkıp gelen hastalarımız var. Hissediyorlar zaten. Değil mi abi? Zaten kronik hastalıklarda biz de yaşıyoruz yani. Damar tıkanıklıklarına öncekine benziyor. Tıkadık galiba hocam diye bize de gelen çok var. Erdal abicim en son eklemek istediğiniz ben bu nazik davetin için teşekkür ediyorum. Eskişehir'de halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz seninle birlikte. İnşallah daha nice seneler çalışırız Muratçığım. İnşallah. Ben de çok mutlu oldum burada olmaktan. İnşallah ilerleyen dönemde yine halkımızı bilinçlendirmek için dilimiz döndüğünce. Hoş bir sohbet oldu. Sağ ol abi valla. Evet Sayın Eskişehir Net izleyicileri bir vakti saat programı daha sonundayız. Bugün çok değerli saygı duyduğum göz hastalıkları uzmanı Erdal Kabadeğer abim bizimle birlikteydi. Hafta yine değerli bir konuğumuzla birlikteyiz. Kalbimizin birlikte atmaya devam etmesi dileğiyle iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.